Sayın Özgür Gün'ün dosyası, başsavcılıktan gelen dosyayla ilgili olarak süreç nasıl işleyecek, işledi mi süreç, nedir Sayın Başkan son durum? Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Sizlere de teşekkür ederim. Tabii meclisin bahçesinden bu canlı yayınlar, mecliste yapılan çalışmalarla ilgili ülkemizin, kamuoyunun bilgilenmesi hususunda çok ciddi bir moment sağladı bizlere. Dolayısıyla bu çerçevede de hem BRT'ye hem de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Tabii bugün meclisimizin gündemi yoğun. Dolayısıyla Kıptık'la ilgili konuların tartışılması da gayet doğal. Sonuçta muhalefet sorularını sorar. Hükümet de cevabını verir. Sayın Bakan da gelişmeler hakkında meclis kürsüsünden hem kamuoyunu hem genel kurulumuzu bilgilendirmiştir. Dolayısıyla yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu türden konular gündeme geldiği zaman elbette meclis halkımızın ve kamuoyunun birinci derecede bilgi alma yeridir, evet. Bilgiye ulaşma yeridir. Dolayısıyla meclis genel kurul salonunda yapılan açıklamalar da önemlidir. Bu çerçevede meclis çalışmalarının devam etmesi de gayet doğaldır diye düşünüyorum. Yararlı olduğunu düşünüyorum. Bazen muhalefet çok fazla söz istediğinde birazcık meclis başkanı olarak size veya orada koltukta oturana bir takım sitemlerde de bulunuyor. Bugün de yaşandı. O da doğaldır. Evet. Biz iş düzük çerçevesinde görüşmelerin devam etmesini öngörüyoruz ki mümkün olduğunca vaktinde iş düzük kuralları çerçevesinde genel kurul çalışmaların tamamlanmasını sağlayabilelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde 50 milletvekilinin devamlılık çizelgesiyle ilgili olarak yazılı basında Yeni Düzen Gazetesi'nde bir haber çıkmıştı. Milletvekillerin devamlılığıyla ilgili en zayıf karneyi de Sayın Özgür Gün almıştı. Şimdi genel olarak karneyi nasıl değerlendirirsiniz Sayın Başkan? Yani şöyle söyleyeyim, biz tabii iş tüzüğümüz gereği 4 ayda bir devamlılık çizelgesini meclisimizin web sayfasından yayınlıyoruz. Dolayısıyla meclisimizin web sayfasında milletvekillerimizin de eksik olarak bulunduğu genel kurul çalışmalarında hangi gerekçelerle katılmadığını orada web sayfasından kamuoyunun bilgisine getiriyoruz. İşte bu zaman zaman mazeretli oluyor, zaman zaman sağlık nedeniyle oluyor, zaman zaman yurt dışındaki görevler nedeniyle oluyor, zaman zaman da özürsüz oluyor, özürsüz, izinsiz. Dolayısıyla meclisin web sayfasında yayınlanan istatistiklere baktığınızda herhangi bir milletvekilimizin genel kurul çalışmalarına katılmadığı zaman hangi gerekçeyle katılmadığını oradan görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunu da tüm açıklığıyla uzun zamandan beridir meclisin web sayfasından yayınlamak suretiyle kamuoyunun bilgisine getiriyoruz. Peki devamsızlığı, yani çok fazla genel kurul çalışmalarına katılmayan vekil için meclis iç tüzüğünde şu an mevcut bir takım cezayı içeren şeyler var mı? Yoksa yeni çalışmanın içerisinde mi olacak? Yoktur. Şu anki meclis iç tüzüğüne göre yapılan genel kurul çalışmalarına ayda bir herhangi bir milletvekili katılıyorsa o açıdan herhangi bir sıkıntı yoktur devamsızlık açısından. Şu anki iş tüzüğümüzün uygulaması budur. Daha sonra iş tüzükle ilgili kurulan komitede bu konularla ilgili iş tüzükte değişiklik yapılır mı yapılmaz mı? Bunu tabii yapılacak olan çalışmalar neticesinde göreceğiz. Şu aşamada herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Şimdi Sayın Özgür Gün'ün başsavcılıktan gelen dosyasıyla ilgili olarak bu süreç nasıl işleyecek Sayın Başkan? Bu yani yine tabii ki bu konuda başsavcılıktan gelen istemler söz konusu olduğu zaman biliyorsunuz bunlar isnat dosyalarıdır. Bizim meclisimizin iş tüzüğü çok açık ve nettir. Biz de iş tüzüğün gerektirdiği şekilde uygulamaları yapmakla mükellefiz. Dolayısıyla bununla ilgili başsavcılıktan gelen isnat dosyası geldiği zaman bunu hemen gelen evrağa işledik ve Danışma Kurulu'nda yapacağımız toplantı neticesinde de yine iş tüzüğün gerektirdiği şekilde özel bir komitenin oluşmasını ve bu gelen isnat dosyasını da özel komitenin görüşmesini sağlayacağız. Özel komite bunu yine iş tüzüğün kuralları çerçevesinde oluştuktan sonra 45 gün içinde tamamlamak zorundadır. İş tüzüğümüzün kuralı bu konuda gayet açık ve nettir. Ve bir de orada
özel komite gelen isnat dosyasını ele alırken komitede hangi kriterler çerçevesinde değerlendireceği de iş tüzüğümüz gereğince açık ve nettir. Dolayısıyla biz bunu danışma kurulunda yapacağımız toplantı, daha sonra divanda yapacağımız divan toplantısıyla da özel komitenin oluşturulması prosedürünü yerine getireceğiz. Özel komite oluştuktan sonra da bununla ilgili görüşmelerine başlayacaktır. Peki danışma kurulu ne zaman toplanacak? Danışma kurulu bugün toplanıyor. Saati belli mi? Bugün yani bugün genel kurul çalışmalarından sonra herhalde toplanacağız. Ya da çok uzayacaksa genel kurul çalışmaları esasında da toplanabiliriz. Sonrasında da divan mı toplanacak? Divan toplanacak. Divan da bu konuda danışma kurulunun almış olduğu kararı onaylayacak ve ona göre özel komitenin oluşmasıyla ilgili prosedür çalışmış olacak. Şimdi daha önce özel komite oluşmuştu Sayın Çalıda için. Evet. Aynı komite üyeleri mi olacak? Farklı olabilir mi? Bu tabii biliyorsunuz danışma kurulunda mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerini çağırıyoruz ve danışma kurulunda özel komitenin üye sayısını belirliyoruz. Üye sayısı belirlendikten sonra yine danışma kurulunda görev yapan grup başkan vekillerinden talep ediyoruz. Temsilcilerini bize bildirsinler diye. Grupları bulunan partiler hangi milletvekillerinin özel komitede görev alacağına dair temsilcilerini bize bildirdikleri zaman divan toplantısını yapıyoruz ve orada da özel komitenin oluşumunu nihayileştiriyoruz. Dolayısıyla divan toplantısı da bu hafta içerisinde mi bekleniyor? Evet. Yani bugün divan toplantısını da öngörüyoruz. Eğer bugün danışma kurulunda yapacağımız toplantıdan sonra özel komitede yer alacak olan milletvekillerinin isimleri bize verilirse divanda bunu da nihayileştireceğiz. Eğer yarın verilirse yarın nihayileştireceğiz veya hafta içerisinde nihayileştireceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde prosedürü yerine getireceğiz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde prosedürün işlenmesini gerçekleştireceğiz diyorsunuz ama özel komite çalışmasını az önce vurguladığınız 45 gün içinde mi tamamlamak? Özel komite oluştuktan sonraki süredir o iş tüzük gereği öngörülen. Dolayısıyla şu aşamada öyle bir süre öngörülmüyor ama özel komite genel kurulda oluştuktan sonra ve tabii ki biliyorsunuz ilk toplantısını yapar, başkan yardımcısını belirler. O toplantıdan sonra 45 günlük bir süresi vardır. Peki bu konuya ilişkin olarak söz konusu sayın vekilin sizinle bir görüşmesi veya mecliste bir görüşmesi oldu mu? Yani bu konuda başsavcılıktan gelen dosya meclise ulaştıktan sonra bu konuyla ilgili gerekli olan grupları ve gerekli olan Ulusabirlik Partisi'nin yetkililerini bilgilendirdik meclis olarak. Dolayısıyla gereken yapılmıştır. Dolayısıyla Sayın Çalıda'daki süreç nasıl işlediyse aynı şekilde Sayın Özgürgün için de bu süreç işleyecek ve bu sürecin işleyebilmesi için de bugün danışma kurulunun toplanacağını, mümkün olsa danışma kurulunun yanı sıra divanın da toplanacağını ifade ediyorsunuz. Peki yarın önemli bir toplantı var mecliste Sayın Başkan. Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı meclisi bilgilendirecek. Çok fazla dillendirilmişti meclisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgilendirmediği ile ilgili. Özellikle ana muhalefetin çok sitemi olmuştu bu noktada. Yarın uzun soluklu bir toplantı bekliyor herhalde mecliste. Şimdi şöyle biliyorsunuz bir süreden beridir Sayın Cumhurbaşkanımız meclisin bilgilendirilmesiyle ilgili bir sürecin olmasında yarar olduğunu kendisi de söylemişti. Bundan iki hafta önce Ulusal Birlik Partisi'ne mensup 10 milletvekilimiz meclisimizin başkanlığına başvurarak Cumhurbaşkanlığının yürütmekte olduğu görüşmelerle ilgili meclisin bilgilendirilmesine dair bir ihtiyacın olduğunu meclis başkanlığına bir yazıyla bildirmişlerdi ve talep etmişlerdi olağanüstü toplantı. Biz bu talep üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisi de zaten bu süreçte meclisin gelişmelerde, görüşmelerle ilgili gelişmelerde herhangi bir ivme yakalanmasa dahi gelinen noktayı meclisin bilgisine getirmek istediğini kendisi de gerek kamuoyuna gerek bizlere iletmişti. Dolayısıyla öncelikle geçen hafta biliyorsunuz işte Bakanlar Kurulu'na bir bilgilendirme yaptı. Bu hafta da meclisimizi bilgilendirecek. Biliyorsunuz önümüzdeki haftada Sayın Anastasiadis'le bir araya gelecekler. Dolayısıyla o bir araya geliş öncesinde
mecliste böyle bir toplantının olacak olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem meclis milletvekillerimizin bilgilenmesi açısından hem de milletvekillerimizin kendi düşüncelerini bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarabilmeleri açısından iyi bir platform olacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede geçen salı günü biz danışma kurulunda bir toplantı yaptık ve bu salı düşündüğümüz olağanüstü toplantının hangi çerçevede olması gerektiği üzerinde durduk. Ve bununla ilgili de yarın yapılacak olan olağanüstü toplantının kapalı oturum şeklinde olmasını öngördük açıkçası. Ve bir de biliyorsunuz 6 siyasi partimiz vardır mecliste temsil edilen. Dolayısıyla 6 siyasi parti başkanına söz vereceğiz. Kaç dakika olacak? 15 dakika mı? 15 dakika öngördük bunu da. Ve milletvekillerimize de 5 dakika öngördük. Bu süreleri öngörürken de danışma kurulunda kendi aramızda yaptığımız istişarede öz olarak şu çerçeveden hareket ettik. Bir, bu yapılacak olan olağanüstü birleşimde mümkün olduğunca fazla bilgilenmek, esas olan budur. İki, mümkün olduğunca daha fazla sayıda milletvekilimizin kendi düşüncelerini veya kendisinin aklında bulunan bazı soruları Sayın Cumhurbaşkanımıza sorabilmeleri için kendilerine bir fırsat verilmesi. Ve bir de bütün bunlar yapıldıktan sonra yani parti başkanlarımızın görüş ve önerilerinin ve değerlendirmelerini olağanüstü birleşimde sunmaları çerçevesinde ve milletvekillerimizin kendi görüş, öneri ve sorularını bu çerçevede sunmalarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın da bütün bunlara cevap verebileceği bir ortamın gün içerisinde oluşabilmesi için süreleri bu şekilde tutmayı öngördük açıkçası. Bunun daha verimli olacağını düşünüyoruz. Hem toplantının aynı gün içerisinde belirlenen ve öngörülebilecek bir süre çerçevesinde tamamlanabilmesi açısından hem de tabii diğer bu toplantı olacak tabii ki devam ediyor da olacak ve diğer görevlerle de ilgili fazla uzamamasını sağlayarak yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tabii ki saygıdeğer milletvekillerimizin toplantı sonrasında diğer görevlerini de yerine getirebilmeleri açısından öngörülebilir bir süre içerisinde olağanüstü birleşimin yapılmasını öngördük. 3-4 saat mi olacak Sayın Başkan? Yani biz başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sunuşunu öngördük açıkçası. Hı hı. Tabii bu sunuşa Sayın Cumhurbaşkanımıza herhangi bir süre vermiyoruz. Bu süre ne kadar olacak? Bunu aşağı yukarı işte bir yarım saat, bir saat arası öngörürseniz ki bu işte yarım saat gibi bir süre öngördük biz. Daha sonra parti başkanları 15'er dakikalık süre içerisinde görüş önerilerini ve sorularını soracaklar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Daha sonra milletvekillerimiz 5'er dakikalık söz alarak kendi düşüncelerini veya sorularını Sayın Cumhurbaşkanı iletecekler. Sonra hepsine birden Sayın Cumhurbaşkanımız genel kurulda olağanüstü birleşimde yanıtlamaya çalışacak. Ve önümüzdeki hafta yapılacak olan Anastasiadis ile yapılacak olan görüşme öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygıdeğer milletvekillerimizin ve Sayın Parti Başkanlarının elbette olumlu katkılar koyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani yaklaşık bir 4 saate yakın bir toplantı olacak. Saat kaçta başlayacak? 4 veya 5 saat gibi. 10'da mı başlayacak Sayın Başkan? 10'da başlamasını öngörüyoruz. Muhtemelen 10.30 gibi başlasak, 5 saat gibi sürse 2.30-3 gibi bitiririz herhalde. Uzun soluklu bir toplantı olacak. Peki bir önceki toplantı genel kurulda yapılan Kıbrıs konusuyla ilgili kapalı oturumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada gözlemlediğiniz neydi Sayın Başkan? Yani şöyle söyleyeyim, tabii o dönemde var olan görüşme süreci devam etmekteydi ve bunun çerçevede bir takım olumlu noktalar vardı özellikle Kıbrıs Türk tarafı açısından. Bunu o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı genel kurulda milletvekillerimizle paylaşmıştı ve milletvekillerimizden gelen görüş ve öneriler çerçevesinde de bu olumlu gidişatla ilgili bir takım değerlendirmelere sebep olmuştu o olağanüstü birleşim. Bu defa da
benzer bir durum olacağını düşünüyorum. Tabii bu aşamada devam eden bir süreç yok. Ve biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da sonuç odaklı bir takvim dahilinde herhangi bir görüşmenin olması gerektiğini ve bu Sayın Birleşmiş Milletler Genelkurmay'ın de raporunda yer aldı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu Kıbrıslık taraf açısından olumlu bir gelişme diye düşünüyoruz. Ve bir de Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle Sayın Anastasiadis'in son dönemlerde söylemlerindeki farklılıkların en azından ne olduğunu veya işte ne olması gerektiğiyle alakalı düşüncelerini net olarak öğrenebilmek adına kendisiyle bir görüşme talebinde bulunacağını zaten daha önce söylemişti. Önümüzdeki haftada bunu yapacaklar. Orada eğer bu görüşmenin, olası bir görüşmenin şartlarıyla ilgili bir uzlaşı yakalanacaksa, yakalanıp yakalanmayacağıyla ilgili en azından bir bilgi edinme fırsatı olacaktır. Dolayısıyla bunun da yararlı olacağını düşünüyoruz. Ve son dönemde özellikle Kıbrıs konusunda gerek Birleşmiş Milletler'in raporunda yer alan unsurlara baktığınızda, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ön plana attığı unsurlara baktığımızda bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak duruşumuz çok net, sonuç odaklı bir takvim dahilinde Kıbrıs sorununun bir an önce çözümlenmesine dair bir adımın atılması ve bundan sonra ucu açık süreçlerin herhangi bir şekilde bir yarar getirmeyeceğini ve bunun da bir an önce ele alınması gerektiğini ve yine biliyorsunuz kamuoyunda da çeşitli nedenlerle bilinen nokta işte Türkiye'de yerel seçimlerin oluşu. Evet. Bir de Avrupa Parlamentosu'nda Mayıs sonunda seçimlerin oluşundan dolayı muhtemelen Mayıs sonu itibariyle bu yapılması muhtemel görüşmenin olası koşullarıyla alakalı konuların netleşmesi ve eğer gerçekten yapılacaksa da sonuç alıcı olup olmadığına o zaman bakılabileceği de kamuoyu tarafından bilinmektedir. Önemli olan bu süreçte varsa bir takım farklılıklar ya da farklı bakış açıları veya var olan sürece biraz alternatif bir yaklaşım getirilebilecek hususlar varsa bunun liderler arasında birbirlerinin paylaşılması ve eğer bu konuda alternatif yaklaşımlar konusunda da bir ışık tutacaksa Kıbrıs sorunun çözümüne liderler tarafından bilinir olması açısından yapılacak olan bu tür görüş teatilerinin yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bu çerçevede zaten Cumhuriyet Meclisimizde de olağanüstü bir birleşimin yararlı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Sayın Milletvekillerimizin de konuya bu çerçevede bakacağını ve Sayın Cumhurbaşkanımıza katkı koyabilecek nitelikte görüş, öneri ve düşüncelerini dile getireceğini düşünüyoruz. Amacımız zaten bu konuda tektir. Kıbrıs sorununun en kısa vadede nihayileşmesidir. İnşallah bu konuda mücadeleye ve çalışmalara devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için çok kolay sağ olun. Gelsin diyorum. Teşekkür çok sağ olun. Ederim.